Enrico Weizmann'ın birerste o dönüşü ya da o dönüşteki yabancılığı yaşadığı günlerde yakınlarından insanlarından hiç kimseyi bulamaması doğaldı. Birkaç yıl sonra yayınlanacak ölüm listeleri onların o toplama kamplarının bir yerlerinde bilinmeyen bir zamanda kaybolduklarını bildirecekti. Mary, Daniel, Nesim, Rahel, Paulette, Anet, Isaac, Leanne. Hepsi oradaydı. Benzerleri gibi farklı dillerden, düşlerden ve umutlardan gelip, dilsizlikleri, düşsüzlükleri ve umutsuzluklarıyla aynı ölüme giden tüm benzerleri gibi. Doğmamış, yeryüzünü görmemiş çocukların adı yoktu elbette o listelerde. Onların yeri hiç kimsenin bilemeyeceği, giremeyeceği bir yerde. Kaybolanlar listesi, bir yanlışlık. Her zaman için mümkündü elbette. Birileri farklı bir ülkede, farklı bir hayatta, farklı bir sınırın ötesinde kalmış olabilirdi. Enrico Weizmann'ın o kara basanları taşıyabilmek için böylesi bir yalana da gereksinimi vardı. İnanç hangi adı taşırsa taşısın. Bir başka yere, bir öte dünyaya da inanmak değil miydi zaten biraz? Yitirilenleri, geri dönemeyenleri, bir kül yığınına dönüşenleri düşünmüştü Enrico günlerde. O ölüler peşini bırakmıyordu. Gördüğü istese de istemese de yaşamak zorunda kaldı. ilk ölümler değildi oysa bunlar. Ardında bıraktığı o savaş düşünüldüğünde o kamplara, o seslere, o korkulara, o bekleyişlere birçok benzerinden daha hazırlıklı gittiği bile söylenebilirdi. Unutmamıştı, unutamamıştı. Kendisini bir yer itse sürükleyen nesimle kısa ama çok anlamlı bir zamanda buluşmasına yol açan bambaşka bir savaş vardı. Bambaşka bir tarihte. Daha doğru bir tarih için göze alınan, her zaman hatırlanması gereken bir savaş. Büyük düşlerle, büyük düşlerin yıkımıyla beslenmiş, o günleri, o duyguları yaşayanların çok ağır bedeller ödeyerek taşımak zorunda kaldıkları bir savaş. Mardin'deki çocukluk günleri, hayatının sonuna kadar inanmış bir komünist olarak kalan babasıyla parti toplantılarına gittiği günler. O yitik cennetin bir parçasıydı artık. Kendisine Yahudilikten bir iki görüntü veren tüm inançlara karşı bayram günlerinin evde kutlanması için hep savaşın veren annesinin o uzak çehresi de bu cennetin bir yerlerinde yaşıyordu. Cephe günleri gelmişti sonra. Cephe günleriyle o zorunlu sürgünün tüm sonuçlarıyla göze alındığı kaçışlar, yitirmeyi sevdiklerinden vedalaşmalara bile vakit bulamadan ayrılmayı o zamanlarda öğrenmişti. O savaştan sonra Fransa'ya sığınan sayısız İspanyol komünistlerinden biriydi Enrico Weissman. lin ölüm ve kan koktuğu günler onun da belleğine bir daha silinmemesiyle kazınmıştı. Sınırı geçmeye başardığı anlarda ülkesine uzun yıllar için dönemeyeceğini çok iyi biliyordu. Herkes savaşın bir tarafında daha doğru bir değişle de farklı tarafında kalmıştı. Babası o kaçınılmaz sonu göze alarak topraklarında kalmayı tercih etmişti. Anlamaya çalışmak gerekiyordu bir kez daha. Anlamaya çalışmak gerekiyordu. Bir intihar anlamına geliyordu elbette bu yıkılış. Bir intihar. O inanç için bir hayat verilmişti. Bir hayat o inancın üstüne kurulmuştu çünkü. Yenilgi gelince, düşler yıkılınca. Ölümü seçmeleri de anlamak, anlamaya çalışmak gerekiyordu. Evet, sürgünün yeni coğrafyasının ilk gecelerinde annesiyle babasının o hassas tüm gücünü sessizliğinden alan kadınla o gür sesli, ülküsüne sonuna kadar bağlı kalan o adamın faşist milislerce er ya da geç öldürüleceklerini inandırmıştı kendisine. Yeni bir hayata başlayabilmek, göbek bağını koparabilmek için bu hikayeye sonuna kadar bağlanması gerekiyordu. Zamanın bir yerlerinde yitirdiği bu cennet, zamanın bir başka yerinde yaşanacak bir başka cehennemle bu kadar kirlenmemişti henüz o günlerde. Nesim ile Rahel'in kendisine verdikleri o dostluk ortamında, üstüne üstlük İspanyolca verdikleri o sıçacık ortamda yeni bir aileye kavuştuğu duygusuna kapılmasının, o koşullar dikkate alındığında şaşılacak hiçbir yanı yoktu. İnsanın olası doğru ya da yanlış tüm duruşlar bir yana, sevilmeye, bir şeyleri gerçekten sevdiğine inanmaya her zaman gereksinimi vardı sonuçta. Ülkeler unutulabilirdi, sınırlar yok sayılabilirdi. Ülkenizi, asıl ülkenizi içinizde bir başkasıyla yeniden kurabilirdiniz. Ama bir liman hangi adı taşırsa taşısın, bir liman hep korunmalıydı. Bir limanın varlığını uzaktan ya da yakından tüm aidiyetlerinize karşın hep hissetmeliydiniz o limana bir ise dönüşünde onca hayatı sevinci ve umudu yitirdikten sonra bile aramıştı sanki Enrico Weiss'ın. Koşullar değişmişti elbette. İnsanlar, sokaklar, evler, pazar günlerine yüklenen anlamlar değişmişti. Liman farklı bir limandı. Hiç kuşku yok ki bu kez. Liman farklı denizlerden sonra başka görüntüleri de taşımak zorundaydı. Sığınmaların bir şeylere tüm benliğiyle tüm tarihiyle tüm denizleriyle sığınmak istemenin hikayesi. Temelde aynı hikayeydi ama bu kendine dönüş, o soruları sormayı göze alan herkes için geçerliydi sanki. Ehrlich Ovizmin gibilerinin onca acıdan sonra isteseler de istemeseler de bambaşka bir yeri gördüklerini, örneğin hiç kimse tarafından kolay kolay tehdit edilemeyeceklerini de düşünmem gerekiyor ama bu arada Ayrıcalıklı tüm olasılıklara açık kazanılmış bir dünya bu biraz da. Ayrıcalıklı tüm olasılıklara açık ama aynı zamanda da güçlü duvarlarla örtülü bir dünya. O limanı görebilmek, daha iyi görebilmek için sadece sözcüklerle sözcüklerin bizdeki anlamlarıyla yetinmemiz gerekiyor belki de bu durumda. Hikaye de ilerleyebilmek için yeni sorulara gereksinim duyuyorum bu durumda da. Onun bu küçük, bu çok özel dünyasına o dönüşten iki yıl sonra beklenmedik bir zamanda giren o yeni konuğun bu duruşu nasıl etkilediğini anlamak istiyorum örneğin. Bu beklenmedik konuğu getiren karşılaşma bana birçok insanı o düşlere sürükleyen romanları ya da serüven filmlerini hatırlatıyor. Hikayenin bu bölümünün o uzun yolun bir yerlerinde unutulmuş gibi görünen bir insanın kendisini eninde sonunda göstermesiyle başladığını söylemek de mümkün oysa. Bir insan başkalarındaki yerini başkaları için yavaş yavaş buluyordu. Doğru bir zamanda sessizce biraz da ayırdına varmaksızın ilerliyordu bir başka deyişle. Hikayenin tamamlanması ya da yeni bir hikaye uç vermesi için gerekli bir zamandı bu. O yeni zaman yeni bir yeri çağırıyordu. O konuğun o hikayeye girmek isteyişi bir kader tasarısıyla açıklanabilir miydi öyleyse? Bu soruya o zaman da herkes dilediği yanıtı verebilirdi. Bu soruya kendinden bir şeyleri bir başkasına göstermek isteyen herkes bir yanıt arayabilirdi. Bakışların, tercihlerin farklılığı bir kez daha önemli değildi kısacası. Asıl önemlisi bir insanın bir hikaye için hikayenin eksik kalanı yanı için bir yerde beklemesiydi. O insanın izi çoktan kaybedilmişti. O insan yalnızca birkaç sessiz tanığın bildiği sığınağında hikayesinin günün birinde birilerince yazılacağını bilmeden yaşıyordu. Ölümlerden ayrılıkların gerçek anlamından habersizdi. O insan küçük ve yalnız bir çocuktu küçük, yalnız, kendi dünyasını yaratmak zorunda kalmış bir çocuk. Ama bu hikayenin öteki kahramanlarına yetmeyecekti, yetemezdi. Sözler en gerçek zamanlarda alınmıştı çünkü. Sözler alınmış, sözler verilmişti. Dileyenler o sözlerin verildiği yerde de o kader tasarısını arayabilirdi. Bir cumartesi sabahıymış. O sabah yeni bir güne başlama umuduyla çarşıya balık almak için gitmeye karar vermiş Enrico Weisman. Bu cümlenin bu cümlede gizlenen anlamları bilmeyenler için elbette hiçbir özelliği yoktu. Kimi ayrıntıları bilmemenin durumunda doğrusunu söylemem gerekirse ben de hikayenin bu bölümünde böylesi bir cümlenin üzerinden gerçeklerin ayırdığına varamadan geçen o insanların arasında kalabilirdim. Ancak koşullar benim bir kez daha o sırdaşlığa yaşananların tanıklığına çağrılmama yol açtı. Bu tanıklık benim kaderimdi. Bu kaderi biraz da ben yaratmıştım. Gözlerimi kapatamayacaktım. Gördüklerimi, yaşadıklarımı unutamayacaktım. Ama bu rol, olası tüm acılarına karşın ne yalan söyleyeyim, benim hoşuma da gidiyordu. Yalnızca sözcükler yoktu çünkü o zamanlarda hayatımda. Yalnızca sözcükler yoktu. O zamanlarda saklamaya çalıştıklarım da vardı. Gizliden gizli olmak, ulaşmak, yaşamak istediklerim de. Anlar şimdi biraz da bu yüzden birbirine karışıyor. O anların şimdi biraz da bu yüzden tam anlamıyla kimde kaldığını bilemiyorum. Hikayenin bu bölümünü yeniden kurmamı sağlayacak bilgi bana yıllar sonra gerçek kaynağını bir hayli uzak bir yerden gelmişti. Kapımı yanlışlara, daha da önemlisi eksikliklere yeniden açmalıydım öyleyse. Ama o kapıdan içeriye hayallerin de girmesi söz konusuydu bu durumda. Hayallerse çoğu kez gerçeklerden daha güzeldi. Daha çok yaşanılmak, anlatılmak isteneseydi. Enrico Vazmanı'nın hikayesinde gördüklerime, duyduklarıma biraz da bu pencereden bakarak yazmaya çalışacaktım zaten. Birleştirmeye çalıştığım parçalar beni beklemediğim bir yerlere götürmüştü. Şimdi elimdeki kısıtlı bilgilerle o yerlerde yeniden başka yanıtlar için ilerlemeye çalışıyorum. Yeni bir güne başlama duygusu önemliydi elbette. Yeni bir güne başlama duygusu önemliydi ama bu duygunun balık almak ya da balık almaya gitmekle bağlantısı çok da önemliydi. Asıl önemsenmesi üzerinde durulması gerekense balık alma eyleminden ya da balık almak için yeni bir güne başlama tasarısından çok balık almak için Madame Angela'ya gitme düşüncesiydi. Enrico Weissman yeni yaşanması gereken bir hikayenin ilk adımlarındaydı bu durumda. Hikaye eski kaybolmuş gibi görünen kimi kahramanlarını yeni bir yere o ayrılık anlarında bırakılanlar için çağırıyordu. Herkese laf atan kendisini laf atanlara şaşırtıcı bir hazır cevaplılık ve nüktedanlıkla karşılık veren çevresindekileri iyi zamanlarında gülmekten kırıp geçiren iri memeli, iri kalçalı, kara gözlü, kara saçlı bir Akdenizliydi Madame Angela. Çarşıda yardımseverliği, becerikliliği kadar geçimsizliği, yaygaracılığı ile de bilinirdi. Bu özellikler kendisini hem sevilen hem sayılan hem de çekinilen bir kadın yapmıştı. Farklı yüzler farklı insanlardan gelen duygularla çizilmişti bir kez daha. Bu duygular başka tarihlerin parçalarıydı. Başka çoğu kez de özel kolay kolay anlatılamayacak tarihlerin parçaları. Ama onun Enrico Weissman'da bulduğu duygu paylaşıldığında yalnızca paylaşıldığında değer kazanabilen o duygulardandı. Anlamını birbirini andıran geçmişlerde ortak köklerde doğuran bir duyguydu bu. Anlamını birbirini andıran geçmişlerde ortak köklerde doğuran başkalarının ötesinde korunmaya çalışılan bir duygu. Bu duruşu anlayabilirdim. Yaşadıklarının yitirdikleri ile bu yitirimlerden kazandıklarının başka yerlerdeki başka hayatları da hissedebilecek bir tarihten gelmelerinin onları birbirlerine neden yaklaştırdığını anlayabilirdim. Onlar bu tarihler düşünüldüğünde birbirlerine yavaş yavaş hazırlanmış gibiydiler. İkisinin de eşi savaşta ölmüş ya da kaybolmuştu. İkisi de Fransa'ya yabancı sayılırdı. İkisi de komünist bir gelenekten geliyordu çünkü. Ailesi Angela henüz küçük bir genç kızken Napoli'den Marsilya'ya göç etmişti. Yıllar, aşklar, kaçışlar onu da Atlas Okyanusu'nun kıyısındaki bu küçük şehre sürüklemişti. Bu şehirde evlenmişti sonra. Hayatın erkeğini bu şehirde bulduğuna inanmıştı. Yeni bir dilde yaşamayı bu şehirde öğrenmişti ama tüm bunlar savaştan önceydi. Dünyasındaki hayatındaki tüm akrabaların o savaşta yitirmesinden önce. Enrique Weissman'la yazgıdaşlıklarına bu yollardan ayrı ayrı yürüdükten sonra varmışlardı. Bu yollardan isteseler de istemeseler de yürüdükten sonra yeni başlayan bir günü gerçek bir merhabaya dönüşürebilmeleri onlar için bu nedenle çok kolaydı. Değişen gelişen sıradan gündelik olaylar karşısında küçük umutlarla bağlanarak yaşamayı bilmek de kendince bir ustalığı gerektiriyordu sonuçta. O anlarda daha çok partide olup bitenleri, Lihomenite'deki yazıları, balıkları ve çarşıdakilerin kendilerine yansıyan görüntülerini konuşurlardı. Angela kocasının ölmediğine, toplama kamplarından kurtulduğuna, yoldaşlarının ülkesinde kaldığına inanıyordu. O orada kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Günün birinde geri dönebilirdi. Ancak yaşananlara ve yaşanabileceklere bağlanan tüm umutlara karşın onu yıllar boyunca hayatın hiçbir zaman vazgeçemeyeceği erkeği bildiği, o adamı eskisi kadar sevmediğini, sevemeyeceğini de biliyordu artık. Savaş dört yıl önce bitmişti. O kayıplarla o ölümler birçok insanın duygusunu köreltmişti. Tezgahı elde tutmak, yeni günlere sahip çıkmak daha önemliydi. İşi çekip çevirmekte pek de o kadar zorlanmamıştı ama doğrusunu söylemek gerekirse geçiş dönemi eski günlerden edinilen bilgilerle kolay atlatılmıştı. Enrico Madam Madame Angela'dan İstanbul'a o insani görev için geldiği günlerde hayatının en önemli buluşmalarından birini anlatırken söz etmiş. Bana onu, bu kayıtsız kalınamayacak kadını o günlerden uzun yıllar sonra hatırlayabildiği kadarıyla anlatan Bertin'in gözlerinde hem gizli bir hikayeyi bilmenin övüncü hem de nedenini anlamakta zorlandığım bir hüznün izleri vardı. Madame Angela günü geldiğinde Enrico Weizmann'ın hayatında o ilk İstanbul ziyaretinde anlatılabilenlerden çok daha fazlasını anlatılabileceği bir kadın olarak yer alacaktı. Anlatılamayan, paylaşılamayan ilişkilerin doğurduğu acıyı yaşamış olanlardan Berti, ben onu bu özelliği içinde sevmiştim. Bana gelince anlatılamayan ilişkilerin doğurduğu acıyı, o ilişkilerin hiçbir zaman tam anlamıyla bitmeyeceğini anladığım yerlerde ben de yaşamak, tatmak daha da önemlisi öğrenmek zorunda kalmıştım. Buradaki acının asıl kaynağı anlatılmak istenenlerin anlatılması gerekenleri anlatılamamasındaydı galiba. O insanlar o ilişkilerin ayırdına varmaksızın kahraman da olabiliyordu çünkü bazen gecikmiş hikayenin gerçek anlamını sonradan gören seyircileri de. Zamanın yanlış yaşandığı yerler de vardı. Zamanın yanlış yaşandığı korkulardan kaynaklanan ertelemelerle yanlış insanlarda ve umutlarda tüketildiği yerler. Bertin'in farklı sözcüklerle yakaladığı duygu o yerlerden birinin uyandırdığı bir duygu olabilirdi. Ancak kimi ayrıntıları daha doğru anlamlarıyla çözümleyebilmem için bu duyguyu daha iyi anlamam, anlamak için de bir kez daha sabretmeyi bilmem gerekecekti. O hikayeler tıpkı o insanlar gibi gereğince yaşanamasalar da orada duruyor. Gerçek zamanlarını bekliyorlardı ya. O kadın herhangi bir kadın değildi. Bunu hissetmiştim. Hissetmesine hissetmişim de. Asıl sormak istediğimi bir türlü soramamıştım işte. Bir el, görünmeyen bir el beni engellemişti sanki demişti Berti. O yasak bölgeye girememenin, dokunamamanın yol açtığı o eksiklikti. O tamamlanamamışlık duygusuydu sanki burada dile getirilmek istenen. insan değer verdikleri karşısında o bölgeye giden yolu yabancı adımlarıyla kirletmemeyi yeğleyebilir. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bir tereddüt zamanıdır bu durumda yaşanan. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen eski bir tereddüt zamanı. Sizi o adımı atmayı istemekle atamamak arasında tutan, asıl anlamını tarihimize kolay kolay gidemediğimiz, gidemeyeceğiniz bir başka insanda bulan bir tereddüt zamanı. Bu tereddütü anlayabilirdim ancak Eniko Varzman'ın hayat karşısındaki duruşunu, yaşadıklarına yitirdiklerine bakışını düşündüğümde bu kaygının suyun çok derinlerinde kalmış bambaşka bir kaygıyı gizlediğini de düşünüyorum şimdi. Benim Rumeli kavağındaki o lokantada birlikte yemek yediğim Enrico Weissman yaşadığı her anın zevkini çıkarmaya çalışan yerli yersiz dahası biraz fazla gülen, ölümlerden bir yemekten, havadan söz edermişçesine söz eden, o uzak günlerde bıraktıklarının dışında tüm anılarını kendisini dinleyenlerin önünde çırılçıplak bırakmayı bilerek anlatabilen bir insandı. Berti ile Juliet de o yemekteydi. İstanbul ikinci kez kendi deyişiyle birçok heyecandan vazgeçmiş bir göçmen kimliğiyle gelmişti. Biraz gecikmiş, biraz da eksik kalmış bir ziyarette bu. Biraz gecikmiş, biraz da eksik kalmış bir ziyaret. Uzun çok uzun bir hikayede ilerlemeye çalıştığımı o da öğrenmişti. O çıplaklık duygusunu bende o akşam için bile bile uyandırmaya çalıştığını da düşünürüm bu yüzden arada sırada. Bu akşamı kendisine yemekten önce içimdeki o düşten söz eden Juliet'e borçluydum. Saatlerce konuşmuştuk. O savaşa, o uzak günlere, o kaçışlara, o dönüşlere bu akşamdan yola çıkarak ilerlemiştik. Parçalar yavaş yavaş yerini buluyordu. Bir buluşmaydı bu. Gerçek, olağanüstü, nicedir özlenmiş bir buluşma. Gerçek buluşmalar insanı elbette çok özel yerlere çağırırdı. O buluşmalardaki anlar Hayatınızın en önemli, en unutulamayacak adımlarını attığınız ya da attığınızı inandığınız anlardır da aynı zamanda o akşam o lokantada konuştuklarımız bana bu duyguyu yeniden yaşatacaktı. Enrico Wiseman o balıkçı kadına giderken gündelik olayların akışı içinde yaşadığı o akışı beklenmedik bir zamanda durduran ya da bambaşka bir yöne çeviren buluşma 1. Bir, dahası birçok hayatı değiştirmiş derinden etkilemişti bir andı. Yalnızca bir anda bu değişimi getiren bendeki Oğuz'un hikayede yeni bir karanlığa açılan bir an. Kapıyı o tedirginliği yeniden hissederek aralayacaktım. O buluşmanın kahramanlarının o anda ilerlediği insan unutulmuş gibi görünen bir yerde bambaşka bir rüyanın insanı olmuştu. O yarın kimin yarınıydı bu durumda? Uzaklarda savaşın bir yerlerinde bırakılmış o sabahın o hiçbir zaman unutulmayacak görüntülerine verilen sözlerine ne adına kim için sahip çıkılacaktı. Bir yerlerden tanımak istediği çok konuşsan konuşmasından okul sıralarında uzun süre kalmadığı kitap okumayı ise pek de o kadar tercih etmediği anlaşılan. Ancak fırsatını bulduğunda hayatla ilgili felsefi düşüncelerini dışa vurmaktan çekinmeyen o çok bilinen Fransız kadınlarından biri yaklaşmıştı o anda. Biraz durmuştu kadın, biraz durmuş sonra da kendisine Monsieur Weizmann olup olmadığını sormuştu. Kusuruna bakılmamalıydı. Savaş her şeyi, herkesi değiştirmişti. Onca yoksulluğun, olası sevgisizliklerin sanki hep eksik, hep güdük kalan ama mutlaka yaşanması gereken bu yüzden de sık sık yenilenen sevişmelerin arasında sıcacık bir baget ekmeğinin birkaç dilim jambonla birkaç yudum şarabın tadından yaşanmaya değer birkaç an çıkarmanın ustalığına ulaşmış. Bu ustalığının bedelinde sinirli hareketleri vaktinden önce kırışmış teni ve birçok insana küstahça gelebilecek dengesiz tepkileriyle konuşma biçimiyle ödeyen o kadınlardan birini görmüştü. O kadında duyulmuş, görülmüş, çok anlatılmış bir andı sanki orada o anda yaşadığı, duyulmuş görülmüş çok anlatılmış bir an. Uzaklarda, çok uzaklarda kalmış zamanlarınızın birinden, hayatınızdan çoktan çıkmış silik bir insan gelir. Küçük bir dokunuştur yaşanan, küçük tıpkı o şiirlerdeki gibi bir parantezin içinde yaşanan bir dokunuş. Sonrası, sonrası başkalarına, yeni zamanınızı paylaştıklarınızı anlatamadığınız bir sızıdır. İstemediğiniz, sizi biraz da hazırlıksız yakalayan bir sızı. Neden öyle düşünmüştü? Kendisini korumak için mi? Belki kadına doğru adreste olduğunu söylemişti. Heyecandan titreyen bir sesle sevincini gizlemeye çalışmaksızın kendisini tanıtmıştı kadın. O Nesim'le Rahel'in bir zamanlar oturdukları apartmanın kapıcısı Claudine Heyecan Heyecanlanma sırası kendisine gelmişti. Bu kadının beraberinde getirebileceklerini hissetmekten kaynaklanan bir heyecandı bu. Nesimi Rahel'e ve çocukları sormuştu adam Menzil. Gerçeği öğrenince de kısa bir süre susmuş bakışlarını başka bir yana çevirerek çatlak bir sesle cinet yaşıyor. Buraya yakın bir manastırda demişti. Bayan hapishanesinde yaşadıkları Rahel'in Nesim'e sarılırken söyledikleri canlanmış duanda belleğinde. Onlar o gece yalnızca birbirlerine değil bir umuda son bir umuda da sarılmak istemişlerdi. Gidip bir kahvede oturmaları, konuşmaları, mutlaka konuşmaları gerektiğini söylemişti. Yarısında bırakamayacakları, sonuna kadar götürmeye mecbur oldukları bir hikaye dediler bu iki kez daha. Bunu Madame Angela da anlamış. Konuşulanları duymamazlığa gelmişti. Hikayenin bir yerlerde tamamlanamadan bırakılmış bu hikayenin devamını oturdukları kahvede büyük bir heyecanla anlatmıştı Madame Menzel sesinden, bakışlarından, göstermeye çalıştığı insandan bu ana uzun süredir hazırlandığı hissediliyordu. Gestapo'nun baskısına dayanmak mümkün değil demesiyor. Kocam sık sık yakalanırsak hepimizi öldürürler. Seni, beni, çocuklarımızı, hepimizi toplama kamplarına götürürler diyordu. Çok korkuyorduk diyerek başlamıştı. O günlerde yaşadıklarını anlatmaya. O günlerde o küçük dairesine yaşadıklarının hiçbir ayrıntısını unutmamış gibiydi. Üzerindeki elbise, Uzun süre taşınmış, birlikte yaşanmış, değiştirilememiş o elbiselerdendi belki de. Savaş kimi insanlar için devam ediyordu. Uzun bir süre için devam edeceği benziyordu aslında. Dinlemek, dinlemek ve susmak zorundaydı artık. Ama öte yandan korunması gereken bir can, kurtarmaya mecbur olduğum bir hayat da vardı. Kurtarılması gereken bir hayat Mösyö. Kurtarılması gereken bir hayat sadece Madam Rahil'e söz verdiğim için değil, her şeyden önce kendim için, kendimiz için kurtarılması gereken bir hayat. Anlıyor musunuz? Çareyi bu masum zavallı kızı çocukluğumda annemle birlikte sık sık gittiğim o manastıra götürüp bırakmakta buldum. Orası benim kendimi çok yakın hissettiğim bir yerdi. Genç kızlığımda da evlendikten sonra da gitmiştim oraya. Birkaç kez de çocuklarımı götürmüştüm. Orada huzur bulurdum. Uzun uzun dua eder. Kendimle baş başa kalırdım. Cinet o manastırda ne yapardı? Rahibelerle hayatı geleceğini nasıl etkilerdi? İnanın bunu düşünecek halde değildim. Dinine bağlı Madem Rahel bana kızabilirdi. Kızını bir manastıra bıraktığımı öğrenince üzülebilirdi. Ama inanın ben o günlerde bunu da düşünecek halde değildim. Zavallı Madem Rahel. Nur içinde yazsın. Bunu kızının hayatını kurtarmak için yaptığımı anlayınca beni affederdi biliyorum. Cennetin orada güven içinde olacağından emindim ben. Oraya uzun süre gitmedim. Sonra bu yalnızca benim tercihim değildi. Manastırdakilerin isteğiydi. Benden tek istedikleriydi bu aynı zamanda. O artık tek bir hayatın, tek bir ailenin içinde büyüyecekti. Ama bir gün dayanamadım. Kendimi tutamadım. Gittim Madame Rae ile rüyamda görmüştüm. Bana her zamanki gülümsemesiyle Cennet'i çok özledim. Ona iyi bakıyorsun değil mi demişti. Üzgündü bulunduğu yerden gelemiyordu, gelemeyeceğini söylüyordu. Uyandığımda güneş henüz doğmamıştı. Sabahı dar etmiş. Sonra da erkenden yola koyulmuştum. Baş rahibe maria Thérèse'le görüşmüştüm önce. Çok yaşlanmıştı bana hala. O eski günlerdeki küçük kızmışım gibi küçüğüm diye sesleniyordu. büyüdüğüme benim de onun birçok küçük kızı gibi büyüdüğümü inanmıyordu galiba. Savaş sayesinde hepimiz gereğinden fazla büyümüştük üstelik. Ama o, o sıcacık sesiyle bana dışarıda kaybettiğim o huzuru yeniden yaşatmak istemiş de olabilirdi. Neyse çok konuşuyorum galiba. Kocam beni duysaydı yine çok konuşuyorsun. Ne anlatacaksın anlat Claudia derdi. Beni mazur görün ama ben size her şeyi bildiğim, hissettiğim her şeyi anlatmak istiyorum. Rahibe Mare Teresa beni cinetle görüştürmedi. Kendisini bana ancak uzaktan gösterebileceğini söyledi. Kabul etmekten başka çarem yoktu. Ona güveniyordum. Ona çok derin bir saygı ve sevgi besliyordum. Üstelik haklıydı da galiba. Saatine bakmıştı. Ayin zamanı yaklaşıyordu. Cinnet birkaç dakikaya kalmadan öteki hemşireleriyle birlikte bulunduğumuz yere çok yakın bir yerden geçecekti. Elimden tuttu. Koridorlarda bir süre yürüdük. Görülmeyeceğimiz bir yerde karanlık bir köşede durduk kısa bir süre sonra önümüzden geçtiler onu seçmekte zorlanmadım çok büyümüştü çok değişmişti ama ben onu yine de tanımıştım. Madame Ra ile benzemişti biraz bir an bizim bulunduğumuz tarafa baktı edin bizi görmesine imkan yoktu ama bir şeyler hissetmişti galiba yüzü çok güzelleşmişti hüzünlü ama aynı zamanda da huzurluydu. Sonra Raibe Mare Terrace'le yeniden konuştuk. Bana manastırdaki herkesin küçük Jineti çok sevdiğini söyledi. Oradaki ilk günlerinde annesini, babasını, ablalarını birkaç kez sormuş. Onların nereye gittiklerini, kendisini neden bıraktıklarını öğrenmeye çalışmış. Rahibi o günlerde kendisiyle çok yakından ilgilenmiş, akrabalarının uzun ve çok tehlikeli bir yolculuğa çıktıklarını söylemiş. Jeanette bu sözleri o gecelerde birkaç kez tekrarlattırmış. Çocuklar inanmak için kendilerine söylenenleri ısrarla tekrarlattırırlar bilir misiniz? Masalları tekrarlattırırlar, kendilerine anlatılan geçmişle ilgili gerçek hikayeleri tekrarlattırırlar. Bir oyundur bu. Her çocuğun bir masalı, masalları olmalıdır.'' Bu gerçek hikayenin o küçük kız için bir masal gibi hatırlanması ise en doğrusuydu. Rahibe Maria de öyle düşünüyordu. O gecelerde birlikte çok güzel anlar paylaşmışlardı. Bu güzel anlar bu masalı daha da güzelleştirmişti belki. Küçük bir kızın akrabaları uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmıştı. O gecelerde kendisine bu yolcular neden götürmediklerini de sormuştu Jeanette. Rahibe Marietters bu yolculuğa yalnızca büyüklerin gittiğini, gidebileceğini, küçük çocukların gitmemesi gerektiğini söylemiş. Onu bırakmışlardı. Bu doğruydu ama bunu kendisini çok sevdikleri için yapmışlardı. Bu sevginin bu yolculuğun anlamını ileride büyüdüğünde anlayacaktı. Ne zaman büyüyeceğini sormuştu bu sözler karşısında Cinet. Her küçük çocuğun sorabileceği bu soruya Küçük bir çocuğun anlamakta zorlanacağı bir cevap almıştı bu kez. Rahibe Marie Therese bu cevabıyla Cinet'in eğitimine doğru bir yerden başlayacağına inanmıştı. Ne zaman büyüyeceğini kendisine hiç kimse söylemeyecekti, söyleyemeyecekti. Bunu yalnızca kendisi anlayacaktı. Onların annesinin, babasının, ablalarının bu yolculuğa neden çıktıklarını, dönüp dönmeyeceklerini sormuştu bir de cinnet. Onların bu yolculuğa başkaları istediği için çıktıklarını, dönüp dönmeyeceklerini ise ancak Tanrı'nın bilebileceğini söylemişti rahibe Marie Therese. Ancak manastırda herkes onun dostuydu. Ailesiydi, ailesi olmaya hazırdı. Cinet Tanrı'nın gücünü çocuk gözleriyle öyle sanıyorum ki en çok bu konuşmadan sonra görmüştü. Bir süre sonra da bu soruları sormamıştı zaten. İçine kapanık, az konuşan, kendisinden her istenileni büyük bir gayretle yapmaya çalışan bir kız olarak büyümeye başlamış sonra Jinet. Gerçekleri kabul ettiğinden anladığından mıydı bu sessizliği? İçinde bir umut dünyası, hayali bir dünya yarattığından mı? Rahibe Maria Teres bunu anlayamamıştı ama Jenny her zaman yanında olduğunu olacağını anlatmaya, göstermeye çalışmıştı. Size ilginç bir şey söyleyeyim mi Monsieur? Bence o tüm inançlarına rağmen cinetle anneliğini yaşamak istemişti. Onun da o konuşmalarda bu küçük kızdan aldığı bir şeyler vardı sanki bu durumda. Böyle düşünmek hoşuma gidiyor. Benim orada gördüğüm cinet bu duyguyu, bu eksikliği gizliden gizliye duyan bir kadına gizliden gizliye tattırabilecek bir kızdı sanki. Bana bu sonuca nereden, nasıl vardığımı sormayın. Bazı duygular açıklanamaz, açıklanmaya çalışılmamalıdır bilirsiniz. İşte böyle.'' Küçük jinetle ilgili tüm bildikleri bunlar. Şimdi ise size rastladığım bir mucize bu. Size şimdi bir de Madame Rahel'in bana neyi vasiyet ettiğini söylemeliyim. Bu vasiyet Monsieur Nesim'in vasiyetiymiş aslında. Gestapo tarafından götürüldüğü sabah Madame Rahel'e ben bilinmeyen bir yöne doğru gidiyorum. Çocuklarımı ailemden başka hiç kimseye bırakma demiş Mesut Nesim. Bunu pek istemiyorum ama bana kalırsa biz bu vasiyeti yerine getirmeliyiz Mesut. O insanların hatırası beni buna yapmaya zorluyor. Durumu rahibe Maria Teresa anlatırım. Onu tanırım. Anlayış gösterecek bize. Yardım edecektir ama siz de bana yardım etmelisiniz. Eğer isterseniz cinet bir süreliğine sizde kalabilir. Ama ona bir ailesi, gerçek bir ailesi olduğunu söylemeliyiz. İstanbul'da bir ailesi var değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Umarım. Bildiğim kadarıyla Mösyö bir kardeşi vardı. Kendisini buralara geldiği günlerden hayal meyal hatırlıyorum. İki kardeş uzun uzun kumsalda gezinirlerdi. Siz de sık sık ziyarete gelirdiniz. Ah ne güzel günlerdi o günler. Mösyö Nesim şarkılar söylerdi. En güzel de La söylerdi. La Palama. Duygulu, içli bir şarkıydı. Sözlerini anlamazdım ama bu şarkıyı her duyduğumda neden bilmem. Hep ağlamak gelirdi içimden.'' Gördüğünüz gibi unutmadım. Savaş en azından içimizdekileri alamadı. Hatıralarımızı alamadı. İstanbul'daki aile cinneti bağrına basacaktır eminim. Bu çok zor olacak. Özellikle cinnet için çok zor olacak biliyorum. Ama biz bunu her şeyden önce Mösyö Nesim için, Madame Rahel için yapmalıyız. Anlıyor musunuz? Madame Rahel bu konuda bana çok güvenmişti. Bu güven çevresinde güvenebileceği başka hiçbir insan kalmamasından, çemberin çok daralmasından kaynaklanmıştı belki. Ama o veda zamanında sesi sıca çıktı inanın. Son sözlerini daha dün söylenmiş gibi hatırlıyorum. Bugünü Nesimin aksine aylardır bekliyordum. Aylar boyunca hiç kimseye anlatamadığım, söyleyemedim. O kadar çok kabus gördüm ki, öyle çok kabusla, öyle çok gece uyandım ki ama şimdi biraz daha rahatım. Ne yaşayacaksak yaşayacağız. En azından bu belirsiz bekleyiş bitti. Bizim için dua et. Tanrı bu durumlarda hepimizin sesini duyar. Bizlere bugünlerde sırtını dönmüş gibi görünüyor ama yine de duyar biliyorum. Yeni bir sınav bu. Zor. Çok zor bir sınav. Gücümüzün son zerresine kadar direnmeliyiz, inanmalıyız, umut etmeliyiz. Biz gün çocuklarıyız. Yahudi olmanın yükünü taşımayı bilmek gerek. Bizi ancak bu inanç ayakta tutabilir demişti adam Rahel. İstanbul günlerini bir kez daha hatırlamıştı bana. Çocukluğunun sokaklarından, genç kızlık günlerinden söz etmişti biraz. Öyle anlarda geçmiş ne kadar anlatılabilir? Bunu o duyguyu yaşamadan bilemeyiz elbet. Ama onun o kısacık zamanda anlattıklarında o geçmişte o sokaklarda hep İstanbul vardı. Hep İstanbul. Ben de gider ayak kendisinden gerçek bir şeyler bırakmak istiyordu belli ki. Tanımadığım o sokaklar için anlatılanları çoktan unuttum artık. Adaları, şehrin bir parçası gibi görülen adaları hatırlıyorum ama Madame Rahel bahar günlerinde kardeşini o adalara götürürmüş. Oralarda baş başa el ele gezerlermiş. Bana o kardeşinden daha önce de söz etmişti. Ciddi, tedavisi imkansız, ruhsal sorunları varmış o adamın. Onu İstanbul'da bıraktığı için Büyük bir pişmanlık duyuyordu. Nesim'i gideceğim yerde tekrar görür müyüm? Birbirimize bir daha kavuşabilir miyiz? Buralara bir daha dönebilir miyiz? Bilemiyorum. Ama inanır mısın şimdi en çok onun iki yıldır hep güzel günler için sakladığı o portakal reçelini yiyemediğine üzülüyorum. Götürüldüğü sabah hepimizden erken kalkıp kahvaltı sofrasını kurmuştu. Portakal reçelini masada görmüştüm. Anlatamayacağım bir sevinç duymuştum o anda. O anda işte tam da o anda gelmişlerdi. Arkası yağar.